Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, değerli basının temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarih boyunca baskıcı rejimler, kendi meşruiyetlerini sorgulayan, iktidarlarını sarsma ihtimali olan, kendilerini eleştiren kişi ve kurumlara karşı baskı ve zor kullanmışlardır. Bu bazen sansür, sürgün, bazen hapis, tehdit, yıldırma, susturma politikaları olarak tarihe geçmiştir. Baskı ve zor kullanma biçimlerinde en çok etkilenen ve şüphesiz sanatçılar, bilim insanları ve aydınlar olmuştur. 19 yıllık iktidarınızda sanat, farklılıklar üzerinde öteki ve ayrılıklar üzerinde kitle yaratmak amacıyla araştırılmıştır. Heykeller ya da yıktırılmış ya da değiştirilmiştir. Resimler, tablolar, sergilerden kaldırılmış, tiyatro binaları yıkılmış, birçok tiyatro eseri ve konserler yasaklanmıştır. Tiyatro, sinema ve müzik ve sanat dünyasının çok önemli temsilcilerinin birçoğu ya tutuklanmış ya gözaltına alınmış, ifadeye çağrılmışlardır. Sayın Bakan, turizm ve onu besleyen tarihi ve öğren yerlerinin durumu sizin sunumunuzdaki gibi değildir. Birçoğu kendi haline bırakılmıştır. Turizm sektörünün sürdürülebilir olması, temiz bir çevre, güzel bir doğa, yerel, geleneksel, mimari, planlı yapılaşma ve sektördeki tüm aktörlerin ve halkın bu konulardaki bilinçlendirmesiyle mümkün iken, yerel yönetimlerle ortak çalışmanız gerekirken, bakanlık olarak ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Muğla'da da kıyıları, yeşili betonla kaplama ve örtmek istiyorsunuz. Çevre Şehircilik, Tarım Orman Bakanı, Turizm Bakanlıkları olarak bu uygulamalar bölgemize ve ülkemize büyük zararlar veriyor. Bu anlayış turizmcilere de yarar değil, mağduriyet getirmektedir. Bu kapsamda seçim bölgem Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karya'nın başkenti, Roma'nın önemli şehri Milas'ın tarihi mirası olan eskinin yedi harikasından biri olan Halikarnassos Muzeyum'un küçük bir benzeri olan Gümüşkesen Mezar Anıtı'nın çevresine yapılan beton müze kaba inşaatı 2017'de başlamış, daha sonra durdurulmuştur. Ancak anıt mezar şantiye anıtı şeklinde kapatılmış ve ziyaretçilere kapatılmıştır, hapsedilmiştir. İşte siz de biliyorsunuz, daha önce de görüştük. Bu üstteki eski halidir. Daha sonra da müze inşaatının olduğu durumdur. Evet, yine Milas sınırları içinde büyüleyici Latmos dağlarının Bafa Gölü yamaçlarında bulunan Yediler Manastırı, manastırdaki kaya altında yer alan fresler muhteşemdir. Fresler hızla yok olmaktadır. Bunların yanında Latmos'un içinde yüzlerce 8000 yıllık kaya resimleri tehdit altındadır. Onun da resimlerini sizlere gösteriyorum. Bu konuda lütfen bir an önce tedbirleri alınması gerekmektedir. Tarih bu alanlarda yok olmaktadır. Yine Milas ilçesi Karacahisar Mahallesi Hidusos tarihi bölgesi kazı çalışmaları için beklemektedir. En kısa sürede kazı kararının alınmasını Milas kamuoyu beklemektedir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Bakan, Sayın Milletvekili arkadaşlarım, Bakanlığımızın değerli bürokratları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçesinin hem bakanlığımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün iki acı olay yaşandı. Birincisi, AK Parti Maraş Milletvekili İmran Kılıç Bey hayatını kaybetti. Ben AK Parti grubuna başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ailesine de Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda Erzurum'da bir deprem haberi aldık. Her ne kadar yaşam, can kaybı yoksa da Erzurum milletvekillerimizin şahsında Elazığ milletvekili olarak bütün Erzurumlulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakanım, ben önce yerel sorunlar ve yerel taleplerle ilgili sizi ve bakanlık bürokrasinizi bilgilendirmek isterim. Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında bir deprem yaşandı. Bu depremden kaynaklı aslında ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı
ve bu konuşmanın aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağının ne olduğunu ifade etmek isterim detaylı. Bu deprem sonucu Elazığ'da yaklaşık 25 bin tane konut yapıldı. Yapımlar da devam ediyor. Tabii bu konutların ödemeleri 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli, toplam 20 yıl. Sonuç itibariyle ilin ekonomisini son derece etkileyecek bir süreç. Devlet, sosyal devlet olma sorumluluğuyla konutları yapıyor ama sonuçta vatandaşı borçlandırıyor ve vatandaş bu konut paralarını verecek. 25 bin konutun yıllık Elazığ ekonomisinden götürüsü yaklaşık 250 milyonla 300 milyon arasında bir bedel. Yani her yıl Elazığ ekonomisinden 250 milyonla 300 milyon arasındaki para Ankara merkez hükümet tarafından kesilecek ve Elazığ ekonomisinden bu para çekilmiş olacak. Şimdi Elazığ'daki ekonominin canlanması için bu paranın yeniden hayata, güncel hayata kazandırılması için yeni sektörlere ve yeni alanlara ihtiyaç var. Bu nedir? Yani şimdi orada bir organize sanayi bölgemiz var Elazığ'da. Organize sanayi bölgesindeki toplam çalışan fabrikalardaki işçi sayısı 6200. Ama hizmet sektöründe çalışan insan sayısı 67000. Elazığ turizm potansiyeli olan bir şehir. Elazığ'da tarihi, kültürü ve turizmi geliştirdiğiniz zaman işte bu deprem konutlarından kaynaklı ilin ekonomisinden kaybedilecek paranın yerine yeni bir sektör, yeni bir alan açılabilir. Sayın Bakan, özellikle nasıl GAP turu gibi bir turizm yapılanması varsa bizim sizden ilk talebimiz şu: özellikle Malatya'nın, Elazığ'ın, Bingöl'ün, Tunceli'nin ve Erzincan'ın içinde olduğu tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, mutfağıyla, müzikisiyle, doğasıyla bu illerin birbirinden farklı özellikleri olan ama bir gezi güzergahı doğrultusunda birlikte planlanabilecek bir süreçle bu illerle ilgili Yukarı Fırat Havzası turu adı altında bir bölgenin ilan edilmesiyle ilgili talebimiz var. İkincisi, Elazığ'da geçtiğimiz yıllarda termal yeraltı kaynak suları bulundu. Termal turizmi geliştirilebilir. Pertek ilçemizde termal otellerimiz var. Bu Elazığ'da da yapılabilir. Elazığ ve Tunceli birlikte planlanarak bu turizmle ilgili, termal turizmle ilgili bir planlama yapılabilir. Sayın Bakanım, 2016 yılında Elazığ, Harput, UNESCO geçici listesine aldı. Ama ne yazık ki 2016 yılından bugüne kadar bir yol kat edemedik. Harput'un koruma amaçlı imar planı da bitirilerek, Harput Alan Başkanlığı da oluşturularak hem UNESCO sürecinin yeniden planlanması ve katkı verilmesiyle ilgili hem de Harput'un gerçekten ayağa kaldırılmasıyla ilgili sizden beklentimiz ve talebimiz var. Aynı zamanda Urartulardan günümüze kadar ayakta kalan Paduka Kalesi'nin kazı çalışmalarının mutlaka başlatılması lazım. Harput Kalesi'nin 3. etabının bitirilerek geziye ve turistik ziyaretlere açılması lazım. 2016 yılında Sayın Bakanım, Elazığ'da bir terör saldırısı oldu. Bu 2016 yılındaki terör saldırısından Elazığ Müzesi de etkilendi ve oradaki turizme kapandı. Yani Elazığ Müzesi şu anda açık değil. 2016 yılında kapatıldı. Onarım başladı. Onarım sırasında yaşanan depremden kaynaklı müze şu anda faal değil. Elazığ'ın yeni bir müzeye ihtiyacı var. 30 bin eserimiz var ama bu eserlerimizin sergilendiği bir müzemiz yok. Aynı zamanda Elazığ Kültür Merkezi'nin bir onarıma ihtiyacı var. Maden ilçemiz var. Maden ilçemizde heyelan riskinden ve heyelandan kaynaklı Maden Tarihi Köprüsü yıkılma aşamasında. Madendeki eski eserlerimiz, camilerimiz son derece bakımsız ve onarıma ihtiyacı var. Sayın Bakanım, zamanımız kaldı. Aslında bakanlığın genel sorunlarla ilgili de bir değerlendirme yapmak isterdim. Ama şunu ifade edeyim. AK Partili hükümetler dönemsinde kültür politikalarına verilen en büyük destek ve katkı emlak katkı paylarından kültür varlıklarına ayrılan kaynaktır. Çünkü sizin bakanlık bütçeniz yeterli bir bütçe değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün orta ölçeğindeki bir ihalesi, özür diliyorum, toparlıyorum, orta ölçekli bir ihalesi sizin Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğünüzün bütçenizin tümünden daha fazladır. Bunun için diyorum ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, özellikle Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesi artırılmalıdır. Ek kaynaklar aktarılmalıdır diyorum. Bütçeniz tekrar hayırlı olsun. İki dakika ekleme mi yaptın? O zaman devam edeyim. Tamam. Devam ediyor. Devam ediyor. Ben iki dakikaya eklediniz diye sonradan diye ekledim. Efendim, bakanlığınızın bütçesinin ek katkı paylarına ihtiyacı var. Yani Elazığ'da Kömüran Köprüsü yapıldı. Yalnızca bir köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düşük düzeyde bir ihalesi, bugünkü değerle 900 milyon. Yani sizin neredeyse Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden çok daha fazla bir ödenek. Ve bununla ilgili yeni gelirlere ihtiyacınız var. Bu trafik cezalarından olabilir, şans oyunlarından olabilir, milli piyangodan olabilir.
Bunlar artırılabilir ve artırılması da lazım. Çünkü yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı turizm ağırlıklı, turizm potansiyelini ve gelirini artırayacak politikalarla devam ettirmek kendi başına tek başına yeterli değildir. Bu ülkenin kültür potansiyeli de var, kültür varlıklarımız var, eski eserlerimiz var. Daha kazının başlatılması ve yapılması gereken birçok alanımız var. Bunlarla ilgili gelirlerin artırılması yönünde ben bir talebi de bakanlığa iletmiş olayım. Ayrıca size bir de bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürüm şundan dolayı. Elazığ Ankara Vakfımız Harput Senfonisi diye bir Harput müzikisini bir senfoniye çevirdi. Bunda Kültür Bakanlığı'nın müthiş bir katkısı oldu. Türkiye genelinde ve uluslararası boyutta da konserlere gidiyorlar. Bu konserlerde devlet korosunun görevlendirilmesi, Kültür Bakanlığı'nın korolarının görevlendirilmesinden de son derece memnunuz. Ben Elazığ kültürü adına, sanatı adına, müzikçi adına bu teşekkürümü de bir borç biliyorum. Bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. Bugün kaybettiğimiz Übray Kılıç arkadaşımızın ailesine ve AK Parti grubuna başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakan, ben kendi ilimin yerel sorunlarına değineceğim. Yozgatlı'nın yerel turizmle ilgili sorunların çözümüyle ilgili sizden beklentilerinin olduğunu bilmenizi isterim. Bakınız Sayın Bakanım. Yozgat 3 tarihi başkentin ortasında bir il olup tarihi süreçte Hilit medeniyetinin yerleşim birimlerindendir. Hatuşarsın yanı başında yer alan ve Alişar Höyü, Tabii Mantık Kenti, Galatlara ait Kerkenes Harabeleri, Selçuklu Mirası, Behramşah Kaleşi ve adını sık sık duymaya çalıştığımız Bazilika Terma yani Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihi mirasa sahiptir. Yozgat Çamlık Milli Parkı, Akdağ Çayıralan Ormanları, Aydıncı Kazankaya Kanyonu doğa turizminde değerlendirilecek bir potansiyele sahiptir. Yozgat ayrıca birçok ilçesinde Sorgun'da, Sarıkaya'da, Boğazyan'da, Yerköy'de, Sarayket'te bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline de sahiptir. İlimizin termal kaynakları ciddi teşvikle sunularak yatırımcı ile buluşturulmalıdır. Bunun planlamasının siz yapmasını Sayın Bakanım. Yozgat'ta bahsettiği bu değerlerimizi içine alan tur güzergahlarını mutlaka hazırlanmalıdır. Kapadokya'ya ve Hattuşaş'a gelen turistlerin örneğin bir Sarıkaya Roma Hamamı'nı görmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Bu konuda Sayın Bakan'dan hassasiyet bekliyoruz. Gerçekten bölgemiz için ciddi anlamda bir ilgi odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı'nın artık tam anlamıyla arkeolojik kazıların ve çevre düzenlemelerinin tamamlandığı bir turizm merkezi olmasını istiyoruz. Sayın Bakan, burada sizleri Roma Hamamı'na davet ediyorum. Gelin birlikte gidelim ve orada yarım kalan kamuoyunun içini acıtan durumu birlikte görelim. Şu an paslı tel örgülerle çevrili bir vaziyettedir. Arkeolojik kazıları yarım bırakılmıştır. İl özel idaresine ait olan ve yıkılması gereken bir hamam yapısı öylece yerinde durmaktadır. Kazıların bundan dolayı durduğu söylenmektedir. Özel mülklerin tamamen yıkıldığı bir yerde il özel idaresine ait olan ve AKP ilçe başkanı tarafından işletilen hamam ve pansiyon neden yıkılamıyor? Yozgat Sarıkaya halkı bu konuda acil bir cevap bekliyor. Sayın Bakanım, Yozgat ili çok zengin bir turizm tarihi ve potansiyeline sahip olmasına karşın maalesef iktidarlı döneminde atıl bırakılıp ertelenmiştir. Şimdi soruyorum, böyle tarihi bir zenginliğe sahip bir ilin neden turizm planlaması, neden turizm haritası yoktur? Merak ediyorum. Sayın Bakan, bakanlığınız bünyesinde bulunan halk kütüphanelerine değineceğim. Çünkü bakın elimde şu fotoğraf Yerköy Halkı Kütüphanesi'ne aittir. Bunun gibi pek çok yerde çocuklarımız, öğrencilerimiz güneş ışığından yoksun dahi içeri giremediği bodrum katlarında ne yazık ki sığınaktan bozma yerlerde kütüphane hizmeti almaktadır. Geçen sene aynı sorunu ilettim, elimde tüy bitti. Artık Yerköy'e tam donanımlı bir kütüphane yaptırmaya lütfen başlayın. Sayın Bakanım, son olarak Yozgat acilen bir turizm kenti ilan edilmelidir ve işe yarım kalan Sarıkaya Roma Hamamı'ndan başlanılmalıdır diyor. Bütçenizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Saygılar iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri komisyonumuzda 10 Ekim'de başladı. Bugün 19 Kasım. Yani
20 gündür her gün bir bakanlığın bütçesini burada tartışıyoruz. Sürekli paralardan, liralardan, yapılanlardan, yapılmayanlardan bahsediyoruz. Zaman zaman sert eleştiriler yapıyoruz. Ama bu 20 günlük süre sonrasında biraz romantik bir konuşma yapmaya karar verdim. O bakımdan iktidar milletvekillerimiz yine kavga çıkaracaklar diye, endişe etmesinler. Kültür, millet olmanın en temel yapı taşlarından biridir. Bereketli Anadolu topraklarında şanlı bir geçmişe sahip, iklimi ve doğası gibi rengarenk çeşitlilikleri barındıran onurlu bir milletiz. Yaşadığımız Anadolu topraklarında 3 dini endemik, 15 bin farklı bitki türü bulunmaktadır. Buzul çağlarında kuzeyden kaçan, sıcak kuraklık yıllarında güneyden kaçan binlerce bitki vatan olarak bu toprakları seçmiş. Topraklarımızın bereketi insanımıza da yansımıştır. Kültürümüze de yansımıştır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her köyümüzde ayrı bir musiki, farklı bir folklor bu topraklara can vermiştir. Türkülerimizde tüm Anadolu topraklarının kırsal yaşamının ruhu vardır. Çeşitlilikleriyle birlikte. Alevi canlar ve romanlar bu toprakların musikisini hem inşa etmişler hem de can vermişlerdir. Karadeniz türkülerinde ve danslarında Karadeniz'in dalgalarındaki hamsinin kıpırdayışındaki ritim vardır. Ege'nin zeybeğinde daha verimli toprakların rehaveti, Türk milletinin heybeti vardır. Uzun havalar Sivas'ta, Erzurum'da sıra dağlar gibi, Şanlıurfa'da Harran ovası gibi uzar gider. Avşar illerinin bozlakları bir dağ başından karşı dağ yamacındaki obalara dertlerini, çığlıklarını iletir gibidir. Türk sanat müziği kendine ve etrafındakileri bilmenin dayanılmaz acısını, çilesini çeken türküyle, kürdüyle, Ermenisiyle, Rumuyla bu toprakların entelektüellerinin ve aristokratlarının melankolik havasını dünden bugüne üflemektedir. Biz farklıyız. Namelerimiz, sözlerimiz, sazlarımız, danslarımız bile farklıdır. Ama biz, biziz, Anadolu'yuz, bir milletiz. Nazım Hikmet, Anadolu insanına şöyle anlatmıştır. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cahil, cesur, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bu topraklar bize 11-12. Yüzyıllarda vatan olmuştur. Çünkü o dönemde tüm toplum önderleri el birliği, söz birliği yapmışçasına hep birlikten, beraberlikten söz etmişlerdir. O dönemde 72 milletin yaşadığı o günkü Anadolu topraklarında Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Ahi Evran, Şeyh Edip Ali, Yunus Emre farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü oluşturmak için mücadele etmişlerdir. Nasreddin Hoca Bektaşi fıkraları farklılıkların aynı sohbet halkasında bir araya gelişini sağlamıştır. Ahmedi Hani, Halidi Bağdadi böyle bir yolun son dönemlerindeki yolcularındandır. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluş öncesindeki kültürel atmosfer budur. Bir tüm toplum önderlerinin el birliği yapmışçasına, dil birliği yapmışçasına birlikten, beraberlikten söz etmeleri, kinden, nefretten insanlara ayrıştırmaya çalışmaları, bunu bir kültür olarak Anadolu insanına nakşetmeye çabalamaları sonrasında Türk tarihinin en büyük devleti kurulmuştur. Üç kıtada milyonlarca kilometre karelik bir alan ve 6 asırlık bir ömür. 1402'de Ankara Savaşı'nda Emir Timur
Yıldırım Beyazıt'ı bildiğiniz gibi yenmiştir. Padişah esir olmuştur, sadrazam esir olmuştur. Vezirler esir, asker dağılmış ve bu dönem 11 yıl sürmüştür. Fetret devridir tarihçiler buna. Fetret devri Osmanlı'nın yıkılış dönemi midir yoksa gerileme dönemi midir? Bana kalırsa fetret yılları bile Osmanlı'nın yükselişe doğru ilerleme dönemidir. Çünkü o devletin kuruluş öncesinde Anadolu insanında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dair güçlü bir irade ve kültür ortaya çıkmıştı. Bu tarihi mirasa bugün her zamankinden daha fazla muhtaçız. Her birimizin farklılıklarımızla oluşturacağı enerjiyi büyük bir sinerjiye dönüştürecek kültürel donanıma ihtiyacımız vardır. Bu büyük görev siyaset kurumuna düşmektedir. Kutuplaşmaya dayalı siyaset, ben kazanayım da ülke batarsa batsın siyasetidir. Türkiye'nin sorumlu siyasete ihtiyacı vardır. Sorumlu siyaset, kutuplaşmayı yumuşatan, geçmişin ve bugünün yaralarını saran siyasettir. Bu topraklarda yaşanan acılarda yaralar da var elbette. Siyasetçiler olarak bu acıları hissedip yaraları sarmak siyasi sorumluluğun bir gereğidir. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını çok değerli buluyorum. Kinden, nefretten, düşmanlıktan uzak, birliğimize, dirliğimize katkı sağlayacak bir kültür politikasına ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ancak siyasette bunca kin ve nefret söyleminin, ayrıştırmanın olduğu, muhalefet eden herkesin terörle iltisaklı hale getirildiği, hapishanelerin siyasetçilerle doldurulduğu, RTÜK'ün muhalefetin sesini kısmak için mücadele ettiği bir ortamda, elbette Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değil ama hükümetin sorumlu siyasetten yana bir politika izlediğini söyleyemeyiz. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın bu vesileyle bütçesinin bakanlığımıza, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, siz de farkındasınız, turizm tarafını bir bakanlık olarak yönetmek, yönlendirmek daha mantıklı ama kültür tarafını yönetmek, yönlendirmek çok zor. Çünkü kültürü toplum oluşturuyor. Geçmişten geleceğe uzanan, kökleri olan bir konu. Geleneklere bağlı, teknolojiye bağlı, yaşantıya bağlı olarak değişiyor. Bunu yönetmek bir bakanlık bünyesi içerisinde mümkün değil tabii ki. Yönlendirmek olabiliyor zaman zaman ama yönetmek mümkün değil. Turizm gibi değil konu. Somut değil. Ancak toplumda da bir ortak kültür oluşturmak şart. Bir ülke birliği denen, aynı konu için sevinen, üzülen, tasada kıvançta bir dediğimiz bir toplum oluşturabilmek lazım. Bir toplum kültürü oluşturabilmek lazım. Biz vatandaş esaslı millet kavramını Cumhuriyet'le beraber oluşturmaya başladık. Henüz eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var ama bu Suriye meselesinden sonra Türkiye'ye gelen, yerleşen, artık göçmen diyemeyeceğimiz, mülteci diyemeyeceğimiz, Türkiye'de de önemli ölçüde kalacakları belli olan bir kesim var. Şimdi onlara Afganlar da ilave oldu Sayın Bakanım. Bayağı sayıları fazla. Çeşitli rivayetler var ama toplam olarak 4 milyondan, 5 milyondan 9 milyona kadar çıkarılıyor bu sayı. Afrikalılar falan da var. Geçenlerde bir bakanımız galiba 9 milyon olarak telaffuz etti bu rakamı. Çıkarırım onu. Şimdi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı'nda var. Aşağı yukarı 2020'de 8 milyar dolar harcamışız biz bu konuyla ilgili olarak. Yani mültecilerin, göçmenlerin yaşantıları için, yeme içmeleri için, barınmaları için bu parayı veriyoruz. Önemli bir meblağ. Ancak artık onların bu toplumda kalacakları, önemli ölçüde bu toplumdan ayrılmayacakları, Türkiye'den ayrılmayacakları belli. Onların da bu topluma tasada, kıvançta bir olan bizim değerlerimizi benimsemiş bir şekilde katılmaları lazım. Bu konuyla ilgili olarak da sizin çalışmalar yapmanız lazım. Avrupa'nın mültecileri almamasının en önemli nedeni entegre edememekten korkmaları. Entegre edemeyiz diyorlar. Ne demek entegre edemeyiz? Hazmedemeyiz. Bizim gibi olamazlar kısa zamanda. Eğitim veremeyiz. Bizim kültürümüzü kısa zamanda özümseyemezler. Onun için almak istemiyor belli sayının ötesinde. Şimdi bizde çok önemli bir sayıya ulaştı bu göçmenler. Ve muhakkak entegre edilmeleri gerekiyor. Bu konuda birçok bakanlığın yapması gereken işler var. Ama Kültür Bakanlığı'nın da yapması gereken işler var. Bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığı'nın şimdiye kadar faaliyet alanı dışında kaldı bu konu. Halbuki dahil olması lazım. Kültür Bakanlığı'nın da bu konuyla ve entegrasyon işiyle uğraşması lazım. Çok önemli. Biz akraba topluluklar diyoruz, yurt dışı Türkler diyoruz. Bunlar için bütçe ayırıyoruz, para ayırıyoruz, uğraşıyoruz. Benzeri bir kültüre sahip olalım, dile sahip olalım diye gayet iyi. Ama kendi içimizde yabancılar ortaya çıkmamalı. Onların da bizim gibi aynı kültürle haşrolmaları lazım. Benimsemeleri lazım. Bu konuda çalışma yapılması lazım. Sizin bakanlık görevlileri arasında görünmüyor belki ama doğrudan doğruya bu konu bir boşluk oluşturuyor. Göçmenlerle, mültecilerle ilgili bir entegrasyon politikası şart. Bunu da bir şekilde oluşturmak lazım. Çok uzatmadan bir konu daha var. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun bilançolarına bakıyorum. Siz baktınız mı bilmiyorum şimdiye kadar. Türk Tarih Kurumu'nun bilançosunda tek hazine kurumlar hesabında 1 milyar 663 milyon lira para görünüyor. 1 milyar 663 milyon lira. Türk Dil Kurumu'nun mali tablolarında da 1 milyar 965 milyar lira, 1 milyar 965 milyon lira görünüyor. Bunlar önemli meblağlar. Tek hazine hesabında düşük bir faizle eriyor. Halbuki bu para biliyorsunuz İş Bankası'ndan gelen kar payı, bu para Atatürk'ün vasiyetiyle Tarih Kurumu ve Dil Kurumu'nun çalışmaları bu konuyu yönetme, yönlendirme, faaliyette bulunması amacıyla veriliyor. Hiçbir faaliyette bulunulmuyor. Amaç doğrultusunda, bu kurumların kuruluş amacı doğrultusunda faaliyette bulunulmuyor. Bu faaliyetlerde bulunulması lazım. Yoksa bu para tek hazine hesabında düşük faizle gidecek, eriyecek. Bunu sormanız, yönlendirmeniz lazım. Bu doğrultuda faaliyette bulunmaları lazım bu iki kurum. Epeyden beri de bu paralar burada duruyor, birikiyor. Ki İş Bankası geçen yıl kar dağıtımı yapmamıştı. Yani epeyden beri yapmamıştı. Bankalara kar dağıtımı izni verilmemişti. Ona rağmen eğer kar dağıtımı izni verilseydi son senelerde bu meblağ çok daha fazla olacaktı. Bir de sizin Yunus Emre Enstitüsü var. Yunus Emre Vakfı'na bağlı. Sunumunuzda çok az bahsettiniz Yunus Emre. Bunun başkanı da sizsiniz. Bir bölüm var ama fazla değil. Bu vakıf, bu enstitü hazineden 2021'de içinde bulunduğumuz yıl 257,5 milyon lira almış Ağustos itibariyle. 257,5 milyon lira. Ne yapıldı bununla ilgili? Yani ne yapılıyor? Çok da önemli meblağlar. Gördüğüm kadarıyla mesela 2020'de vakıf gelirleri arasında hazineden yardım yine 160 milyon lira görünüyor. 161 milyon lira. Faaliyetlere bakıyorum. Pek anlamak da mümkün değil bunları. 2020'deki
harcamalara bakıyorum. 28-29 milyon lira eğitim gideri diyor. Okutman ücreti. Duyamadım sayın. Bunlarla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum. Şimdi 29 milyon 2020 rakamı şey eğitim giderleri, önemli mevlalar, Türkoloji projesi giderleri 8 milyon 600 küsur bin lira. Kültür merkezi cari harcamaları 20 milyon 381 bin lira. Kültür merkezi kira giderleri 27 milyon 100 128. Merkez cari giderleri 25 milyon. Bu merkez cari giderleri nedir? Birim harcamaları, başkanlık personel giderleri falan. Bu detaylı bilgi verebilirsiniz memnun olurum. Buradan başka dernek ve vakıflara aktarma var mı? Memnun olurum. Son bölümde cevap verseniz. Tamam. Sayın Bakan, bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. O biraz önce söylediğim faaliyetleri tabii ki devlet opera ve balesiyle, tiyatrolarla, sinemaları desteklemekle, sanat faaliyetlerini desteklemekle yapacağız. Yani bu toplumda bir kültür oluşturmak, o birlik beraberliği, tasada kıvançta bir olmayı öyle sağlayacaksınız. Bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bütçeleriniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Komisyonun değerli üyeleri, Sayın Bakan. Turizm Teşvik Kanunu ile ilgili bir turizm tanıtım ajansı kurdunuz. Pandemi döneminde herkes evine kapanmışken 7 fuara katılmışsınız. 7 milyon Türk lirası para harcamışsınız. Bütün dünya pandemide kapanmış. Siz hangi fuara katıldınız? 7 milyon Türk lirasını nereye harcadınız? Ajansı Sayıştay denetiminden uzak tutarak AKP döneminin yeni bir arpalık haline mi dönüştürdünüz? Bu durumdadır inanın ki. Ajans denetimi özel bir firmaya verilmiştir. Ajansın kuruluşu kanunun 7. maddesine göre de denetim raporu Sayıştay'a sunulmaktadır. Ajans böyle kapalı bir kutu haline gelmiştir. Sayıştay denetiminden uzaklaştırılmış, çalışan personellerin ismi, görevi, ünvanları bilinmemektedir. Ajans 2020 yılında TV giderleri olarak 242 milyon 811 bin 492 TL para harcanmıştır. Bunlar görülmektedir. Hangi televizyon kanallarına kaç adet reklam verilmiştir? Bunlar denetim raporunda neden yer almamaktadır? Tam 243 milyon lirayı televizyonlara reklam vermişsiniz. Hangi kanallara verdiyseniz reklamları, bu televizyonların isimlerini açıklamanızı bekliyoruz. Yine 18 milyon dijital medya reklam vermişsiniz. Hangi internet sitelerine reklam verdiniz? Sayın Bakan, bunların listesini neden kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Neden paylaşmıyorsunuz? Bakın, çok ilginç bir harcama kalemi var burada. Banka komisyon giderleri olarak 1 milyon 634 bin 858 Türk lirası para harcanmış. Sadece 2020 yılı için. Sayın Bakan, şimdi size soruyorum. Ziraat Bankası'nda harcanan bu para komisyon gideri olarak yandaş medya patronlarına verdiğiniz kredilerin parasını turizm ajansında mı ödetmeye çalışıyorsunuz? Ajans şu anda 96 kişi çalışıyor. Bu kişiler kimlerden olduğu bilinmemektedir. Siz isim listesini, size isim listesini soru önergesiyle soruyoruz, açıklamıyorsunuz. Siz kimlerin isimlerini saklıyorsunuz, niye isimleri açıklamıyorsunuz? Yunus Emre Vakfı var bakanlığımızın bünyesinde. Bunlarla ilgili birçok soru önergesine yanıt vermediniz. Neyi saklıyorsunuz Sayın Bakan? Beni dava edeceğinize önce turizmcinin cirosunda pay aldığınız, emeğinden, ekmeğinden pay aldığınız, o parayla ajans kurup işlettiğiniz turizmciye hesap verin. Turizmci sizden kuruş kuruş bunun hesabını sormak istiyor. Sayın Bakan, Turizm Teşvik Kanunu'nda 3 bakanlık oluruyla turizm alanları ilan ediliyordu.
Siz bunu neden tek başınıza kendinize aldınız? Zaten Cumhurbaşkanlığı tek başına yetkiliydi. Çevre Şehircilik Bakanlığı neden dışarıda kaldı? Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı neden dışarıda kaldı? Yoksa siz de tek adam gibi, tek adam heveslisi olarak devam edeceksiniz. Türkiye genelinde altyapı yatırımları gideri olarak 125 milyon lira harcadığınızı sunumunuzda beyan ettiniz. Oysa 2020 yılı bütçesi konuşmasınızda 250 milyon Türk lirasının sadece Muğla ilinde Bodrum'a yatırılacağını duyurdunuz ve ihale ettiniz. Peki 250 milyon nerede? 125 milyon nerede? Ve bu yaptığınız yatırım yine torbada sizin kendi otellerinizin etrafına yapılmış Sayın Bakan. Neden siz bunları sadece kendi otellerinizin etrafına yaptınız? Diğer yerlere niye yapmıyorsunuz? Sayın Bakan, şimdi bakın burada bir şey var. Bu paylar paylaşılırken tabii ki sizde ülkeye turist geliyor. Bu turistlerin geldiğinde de 2020 yılında yine 50 milyon hedef koydunuz. 20 milyon turist geldi. Bence bu 28 milyon gelen turiste de yine hedefi tutturamadınız. Oysa tüccarlar hesaplarını, hedeflerini tuttururlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı değil, tüccar bir bakansınız Sayın Bakan. Bir soru daha soruyorum size. Torbada, Bodrum Torbada yola neden çöktünüz Sayın Bakan? Bodrum Torbada Voyage Oteli'nizde yola neden çöktünüz? Siz Voyage Oteli'nin önünde halka ait olan, kamuya ait olan plajı demir parmaklıklarla neden kapattınız Sayın Bakan? Orası halkındır. Bakın o kapıları orada açmanız lazım. Yola çöktüğünüzü neden açıklamıyorsunuz? 750 metrekarelik yol nerede? Niye çöktünüz oraya? Ülkenin bakanı olarak bundan utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz Sayın Bakan? Ben söylüyorum, bakan cevap verebilir. Cevaplasın Sayın Bakan. Cevaplasın. Soru soruyorum Sayın Başkan. Soru soruyorum. Ben hakaret etmiyorum. Bakın. Sayın Başkan, hakaret etmiyorum. Soru soruyorum. Sayın Başkan, bakın bunu yaptı burada işte. Elimde benim proje. Bakın burada. Burada. Ben hakaret etmiyorum. Ben soru soruyorum sadece. Soru soruyorum. Hakaret neresinde? Soru soruyorum. Soru nereye hakaret etmişim? Ne demişim? Hakaret neresinde? Hakaret neresinde Sayın Başkan? Hakaret neresinde? Bana söyleyin. Bakan burada, bakan kendisi cevap versin. Sayın, bakın bunda hakaret yoktur Sayın Başkan. Hakaret yok, soru var sadece. Kimseyi şey yapmadı. Soru birini kastetmedi orada. Soru birini kastetmedi. Genel bir ifade kullandı. Soru bir sizi hedef alıp söyleseydi uyarırdı. Genel bir ifade kullandı. Çukur kazanlara bilmem yapanlara ifade kullandı. Siz niye kendi üzerinize alıyorsunuz? Turizm Bakanlığı ülkemizin içine sürüklendiği, gittikçe derinleşen ekonomik kriz koşulları altında belki de ülkemizin içine düştüğü açmazdan çıkışına ışık tutabilecek yegane bakanlık olarak kalmış gibi duruyor. Beceriksiz ekonomi yönetimi dolayısıyla insanımızın evine ekmek götüremez duruma geldiği şu günlerde bakanlığın turizm gelirlerini artıracak her proje ve çalışması yurttaşlarımız açısından son derece kıymetli ve hayatidir. Bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm ülkemizin kalkınmasında tartışmasız en önemli lokomotif sektörlerden biridir. Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde turizmle iştigal eden sektör temsilcileri ve çalışanları, dolayısıyla sektörün tüm paydaşları turizmde yaşanan ciddi daralmadan olumsuz etkilenmişlerdir. Çanakkale esnafı ve turizmcisi de bu anlamda pandemiden çok çekmiştir. Yaralar hala sarılamadı. Kafe, restoran, otel işletmecisi ve çalışanlar için yeni bir destek paketi hazırlığı var mıdır? Sayın Bakan, Gelibolu Yarımadası'nda yaşayan hemşerilerim tarihi alan başkanlığından rahatsızlar.
alan sınırları içerisinde evlerine izin almadan çanak anten dahi takamazlarken, tarihi alan başkanlığı bölgede yaşayanların görüşünü, katkısını almadan projeler yapıyor. Nereye gittiği belli olmayan yollar açıyor. Kamulaştırmalar yapıyor. Kimsenin bilgisi yok, bölgede yaşayanlar rahatsız. Tarihi alan açısından daha şeffaf bir yönetim yürütülmesi gereği hemşerilerimizin isteğidir. Pek çok konuda çifte standart uygulandı, adil bir yönetim sergilenmediği konusunda oldukça fazla şikayet almaktayız. Tarihi alana bugüne kadar gözü gibi bakan bölge insanının süreçte göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Şu anda yapılan yol ve kamulaştırma çalışmaları hangi projedir? Bunlara ilişkin halkı bilgilendirme toplantısı yapılacak mıdır? Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle müze kart ve Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı yerlerin ziyaret edilebilmesi sağlanmış olup, bunun karşılığında müze kart satış gelirleri üzerinden Milli Saraylar İdaresi'ne kart başına pay verilmektedir. Ancak ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip ve münhasıran kendine ait gelirleri olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bu bağlamda kendi yönetim ve sorumluluğu altında bulunan alanlara müze kart ile yapılan girişlerden herhangi bir gelir elde edememektedir. Bunun gerekçesi nedir? Bütün bu sorunların yanında ayrıca iktidarın her yere rant odaklı bakmasının etkilerini de görüyoruz Çanakkale'de. Eşsiz bir doğaya sahip ilimizde sürekli bir imar rantı yaratılacak korkusu içerisindeyiz. En son Asos örneğinde gördüğümüz ben yaptım oldu anlayışı veya 1/100.000'lik imar revizyonu çalışmasındaki yangından mal kaçırır gibi aceleci tavır açıkçası bizleri endişelendirmekte. Sayın Bakan, Asos Antik Kenti Limanı'nın afet bölgesi ilanından sonra başlayan kaya ıslahı çalışmasında gelinen son nokta kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştır. Çanakkale'nin en göze turizm merkezlerinden biri olan Asos şu anda eski halinden çok uzak bir görünümde. Tarihi dokuyu ve çevreyi en iyi şekilde koruyarak bu çalışmanın yapılmasını ve bölgedeki esnafların da mağdur edilmemelerini ısrarla dile getirmiştik. Kaya ıslah projesinde mühendislik çözümlerinin geniş alanlara yayılan kapsamlı imalatlar yerine noktasal müdahalelerle riskleri en aza indirecek biçimde kurgulanmasının önemini dile getirmiştik. Sayın Bakan, Sümela örneğinin Asos'ta neden uygulanmadığını ya da uygulanamayacağını kamuoyuna açıklamanız gerekmektedir. Adeta devasa bir şantiyeye dönüşen kaya ıslahında neden şu anda uygulanan ve tarihsel, kültürel dokuyu tahrip eden bu yolun izlendiğini teknik detaylarıyla öğrenmek isteriz. Üstüne basa basa buradan tekrar vurguluyorum. Bacası sanayi olan turizm, ülkenin bütün olanaklarıyla desteklenmelidir. Bunda hiç tereddüt yok Sayın Bakan. Ancak bunu yaparken özenli olunması için süreçlere siz de müdahaleci olun. Doğayı katletmelerine izin vermeyin. Tarihi kültürel dokunun bozulmasına seyirci kalmayın. Benim bakanlığımı ilgilendirmiyor diyerek kenara çekilip topu taça atmayın. Eşsiz doğamız kültürümüzün, turizmimizin bir parçasıdır. Maalesef ülkemizde şu anda güzel doğamız acımasızca talan ediliyor. Çanakkale olarak bu talandan en fazla etkilenen illerden biriyiz. Göz bebeğimiz Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç katliamını biliyorsunuz. Oradaki Milli Park doğa turizmi açısından son derece önemli bir destinasyondur. Sizi Kaz Dağları'nın korunması konusunda artık sorumluluk almaya davet ediyorum. Çanakkale'nin bir turizm kenti olarak uzun vadeli perspektifle bir planlamaya ihtiyacı vardır. Bu konuda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Sayın Bakan, konuşmamın bu bölümünde İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purcu'nun benim de katıldığım notlarını romanlarla ilgili, Roman vatandaşlarımızla ilgili notlarını iletmek istiyorum. Kültürümüzün şarkı ve eserlerinin nesilden nesile aktarılmasında önemli rol alan roman müzisyenler, değersizlikten, yok sayılmaktan, sahipsizlikten, tükenmek ve yok olmak üzere romanlar susarsa müzik susar. Yok olmaya başlayan roman müzisyenlerle ilgili Kültür Bakanlığı olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Romanların önemli günleri olan Kakava, Hıdrellez, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ile ilgili bakanlık olarak bir planlamanız var mıdır? UNESCO 2015 yılında 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü ilan etti. UNESCO tarafından 21 Şubat 2019 Dünya Ana Dili Günü öncesinde yayınlanan Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Roman dili kesinlikle
tehlike altındaki diller kategorisinde yer almaktadır ve korunması gereken diller kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda Kültür Bakanlığı olarak Roman dili ile ilgili hangi çalışmaları yapmayı düşünüyorsunuz? Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Sayın Bülent Aydemir, buyurun. Affedersiniz, İbrahim Aydemir. Yerel ve bölgesel yayıncılık yapan kuruluşlar telife konu eserlerin yüksek hak bedellerini ödeyemiyorlar. Yıllık üfe, tüfe oranlarının artırılması ile özellikle yerel ve bölgesel yayıncılık yapan kuruluşlar mağdur oluyorlar. Ayrıca kamuya ait ilan, reklam ve duyuruların da radyo ve televizyonlara da verilmesini talep ediyorlar. Uydu yayıncılık sektöründe TürkSat'ın kapasite kullanım bedelleri yerel ve bölgesel yayıncılık yapan kuruluşlar arasından son derece yüksektir. Yıllarca bu dile getirildi. Niçin hala makul bir bedel ödenmiyor, indirim yapılmıyor? Yayın kuruluşlarının en büyük giderler arasında yer alan enerji giderleri de oldukça yüksek. Enerji bedeli olarak ödenen bedelde neden indirim yapılmıyor? Yerel ve bölgesel yayın yapan medya kuruluşları için bunlar gerçekten önemli. Bu konuda bakanlığınıza bir önerge de vermiştim. Lütfen artık yerel medya için bir şeyler yapılsın. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce maddi durumu yeterli olmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere yapılan eğitim yardımlarında gerçekten ihtiyacı olan öğrencilerin bu yardımlardan faydalandırılmadığı, bilakis siyasi referanslarla öğrenci yardımlarının maddi yetersizlik kriterine bakılmaksızın verildiği iddiası doğru mudur ki bu konuda Sayıştay raporlarında bu eğitim yardımlarını alan bazı öğrencilerin ve aile bireylerinin başvuru formunda beyan ettiği bazı bilgilerin kontrollerinin yapılmaması nedeniyle bazı öğrencilerin haksız yere eğitim yardımı aldığı hususunun yer alması bu iddiaları da desteklemektedir. Sayın Bakan, seçim bölgem Afyonkarahisar, kurtuluşun ve kuruluşun gerçekleştiği, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır. Tarihi ve kültürel açıdan son derece önemli bir şehirdir. Geçmişten gelen tarihin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak birçok tarihi mekan ve tarihi eserin olduğu bir yerdir. Ama ne yazık ki şu anda tarihi eserleri sergileyecek bir müzemiz yok. 2007 yılında Afyonkarahisar'da yeni müze yapımı için TOKİ ile anlaşıldı ve Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 1971 yılından beri müze olarak faaliyet gösteren bina TOKİ'ye devredildi. Sonrasında yeni müze inşaatı tamamlanmadan Kurtuluş Caddesi'ndeki bu müze internet sitesinde 45 milyon liraya satışa çıkarıldı. Eski müzenin akıbeti ne oldu? Yeni müze TOKİ tarafından niçin tamamlanmadı? Bakanlık inşaatın eksikleri olduğu gerekçesiyle inşaatı kendisinin bitireceğini belirtti. Ama yeni müze inşaatı yıllardır niçin tamamlanmıyor? Tarihimiz açısından son derece önemli olan ve müzayede de satılmak istenirken bakanlığınızca Türkiye'ye getirilen 1700 yıllık Kibele heykelini Afyonkarahisar'da müze olmadığı için İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne konuldu. Bu heykel Afyonkarahisar'dan kaçırılmıştı. Şimdi ana vatana döndü ama memleketimde sergileyecek müze yok. Fıkra gibi değil mi? Ayrıca bir zafer müzemiz var. 1915-1920 yılları arasında, yani Cumhuriyet öncesi yapılmış, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlandığı, taarruz emrinin verildiği yer. Afyonkarahisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlığının, Kurtuluş Savaşı'nın zaferinin simgelerinden biridir. 1930'lu yıllara kadar belediye hizmet binası olarak da kullanılmıştır. Şimdi 2017 yılı Kasım ayında dönemin AKP Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Zafer Müzesi'nin restorasyonunun yapılacağı, restorasyon ihalesinin 2017 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleşeceğini ve restorasyonun 700 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Ancak o günden bugüne 4 yıl geçti, hala hiçbir işlem yapılmadı. Defalarca mecliste de dile getirdim. Zafer Müzesi atıl durumda, adeta terk edildi. Şimdi 2021 yılı Ekim ayında restorasyon ihalesini yaptık diye müjde veriyorsunuz. Ama müzenin içi harabe bir şekilde onarılmayı, restore edilmeyi bekliyor. İçindeki tarihi eşyaların akıbeti ne oldu? Nerede tutuluyor? Kayıp mı? Bilmiyoruz.
30 Ağustos haftasında 29 Ekim'de Zafer Müzesi'nin karşısında kutlama yapıyoruz. Ama bina terk edilmiş bir yapı gibi karşımızda dururken benim içim sızlıyor. Geçmişimize, tarihimize böyle mi sahip çıkılıyor? Zafer Müzesi ne zaman ziyaret açılacak? Yoksa oyalama taktiğiyle yine mi yıkılmaya, harap olmaya bırakılacak? Milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Akan yardımcıları, değerli bürokratlar, basın mensupları, hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir Antalya milletvekili olarak turizmin ne kadar değerli ve önemli olduğunu, Antalya'daki yaşanan ekonomik, sosyal gelişmelerle buradan ifade etmek isterim. Turizmin başarılı olmasını, hak ettiği değere ulaşması gerektiğini, Antalya gibi şehirlerde gerçekten bir hayat damarı olduğunu bilen birisiyim. O nedenle de bakanlık çalışmalarının esasen başarılı olması gerektiğini savunan birisiyim. Sayın Bakan, kısa kısa konulara değinmek istiyorum iletilen. Bunlardan bir tanesi, birçok halk müziği korosunda yaşanan bir sorundan söz etmek isterim. Sözleşmeli misafir sanatçıların kadro sorunu. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu. Yıllardır bu kurumun yükünü çeken sözleşmeli misafir sanatçıların kadro problemi çözülememekte. Kadro sanatçıların özlük hakları ve mali koşullarını TRT'deki diğer sanatçılarla eşitlemeyi düşünür müsünüz? İstanbul'daki tek halk müziği korosunu kapatıp tamamı ile başka bir müzik anlayışı ile çalışan folk müzik grubu ile birleştirdiniz. Birçok farklı isimlerde klasik Türk müziği koro ve toplulukları varken halk müziğine karşı bu duruş ve ötekileştirmenin anlamı nedir? Bunlar bizim değerlerimiz değil midir? Bu tutumun ve konu özelindeki tasarrufunuzun nedeni nedir Sayın Bakan? Yine Antalya'dan daha önce soru önergesi yaptım ancak gerçekten bana göre bahsi geçen Narenciye bölgesinin yok edilmesi, mahvedilmesi sonucunu doğuracak bir konudan bahsetmek isterim Sayın Bakan. Antalya'da bilindiği üzere bir Narenciye bahçesi vardır. 203 dönümden ibarettir ve hemen onun yanında Karakaş Vakfı olarak geçen, tasarrufu da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olan 61 bin metrekareye yakın bir alandan bahsetmek isterim. Burada şöyle söyleyeyim, Antalya'nın oksijen deposu olarak geçen merkezdeki yeridir. Şimdi bu Narenciye Bahçesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verildi. Ancak kiraya alan kişi şu an burada sportif tesis olarak, yani bir futbol müsabaka alanı olarak kullanmaya devam etmektedir. Bu da inanın bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmakta. Çünkü bu alanın bakım onarımı konusunda mücadele edilmesi gerekirken burası sözleşmeye efendim bir aykırılık olmadığı ileri sürüldü. İşte bu alanda sözleşmede yer alan çay bahçesi, kafeterya gibi halka açık günübirlik alanların yapılabileceği ifade edildiği söylenilmekte. Sayın Bakan, burası Narenciye Bahçesi'dir. Burada ne kafeterya olur ne de günübirlik tesis alanı olur. Eğer buna göz yummaya devam ederseniz bakın bu oksijen deposunu gün gelir kaybederiz hep birlikte. Bu da Antalya'ya yazık edilmiş anlamına gelir. Halihazırda orada bir halı saha yok ama direkleri dikili bir futbol sahası var. Maçlar da devam etmekte. Kemer ilçemizin belli bir mahallesinde Sayın Bakan bir imar planı dosyası bakanlığınızda bekletilmekte. Bilginiz vardı. Turizm adına Kemer belli bir çok önemli bir bölge. Sonuçta buranın bir planlamaya ihtiyacı var. Bu planlamayla ilgili dosya bakanlığınızda bekletilmekte. Gönderildi mi Sayın Bakan? Peki buradan bu müjdeyi vereyim Kemer'e. Çünkü gecikmesi halinde hem turizm adına hem de kaçak yapılaşmanın efendim önüne geçmesi mümkün olmayan bir süreç bizi beklemekteydi. Gönderdiyseniz hayırlı olsun. Yine Serik'te, Kadriye ve Berek'te geçtiğimiz yıllarda 300 bin metrekarelik bir alanı ilgilendiren
bir konu vardı malum. Bu konuyu size buradan ilettim. Burada yaklaşık 300 bin metrekareyi ilgilendiren bir alanın turizm tesis alanı yapılması yönüyle bir plan tadilatı gerçekleştirmeyi planladığınıza dair. Bunun yanlış olduğunu, eğer bu konu gerçekleşirse o bölgede yeşil dokunun başta zarar göreceğini, yine halkın denize girme noktasında gerçekten alanın daraldığına dair buradan konunun yanlışlığını size defalarca söyledik Sayın Bakan. Serik Sayın Bakan. Serik, Kadriye ve Belek. Sayın Bakan, 300 bin metrekare total bir alanda turizm tesis alanı yapılması ile ilgili plan tadilatınız vardı. Bunun yanlışlığını biz size dile getirdik. Ancak bakın şöyle söyleyeyim, sizin plaj olarak düzenlediğiniz yer, yani orada bir düzenleme, halk plajı olarak düzenlenen yer, tabii ki bahsettiğim yer bu kapsam içerisine girmekle beraber orada alanı daralttınız. Bir yerde 800 metrelik bir sahil bandını bir yerde 300'e, bir yerde 400'e indirdiniz. Yani düzenleme yapılabilir ama alanı bile daralttınız. Genel anlamda planlamanın yanlış olduğunu size buradan bildirdik. Ancak dinlemediniz bizi. Şimdi neyse ki Kadriye ile ilgili yargısal süreç devam etti ve sonuçta mahkeme burada iptal kararı verdi. Belek süreci devam etmekte. Buradaki ısrardan Sayın Bakan vazgeçin. Bu Kadriye ve Belek bölgesindeki yeşil dokunun zarar görmesini önleyelim diyorum. Dün PTT Genel Müdürü buradaydı ancak bana geç iletilen, ancak sizi de ilgilendiren bir konu var. Antik Side'de başlı turistlerin döviz bozdurmak için yararlandığı, yine bölge halkının da burada kullandığı bir PTT ajantası var. Buranın kapatılmayla ilgili bir süreci varmış. Bölge halkı rahatsız. Her ne kadar PTT Genel Müdürlüğü ilgilendirse de çok sayıda turist bulunan bu antik Side'de bu ajantanın kapanmaması yönüyle sizinle bir telkininiz olmasına fayda olacak. Yine Sayın Bakanım, bakın turizm alanlarının korunmasıyla ilgili hep söylüyoruz, ancak defaatlerle söylemiş olmamıza rağmen maalesef bu alanları koruma noktasında yeterli azami gayreti göstermemektesiniz. Örneğin Antalya ili Korkuteyi ilçesi Dereköy mahallesinde bir lignit kömürü ocağı açma girişimi var. Buradan 50 kere söyledim, her gelen bakana söyledim. Ancak sizi ilgilendiren kısmı şu: bu kömür ocağı açılan yerin hemen dibi, 50 metre bile yok mesafede, 3. yüzyıla ait tarihi eserler var. Burada çalışmalar sözde yapıldı, üstü örtüldü ve şu an ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Bu alanlara sahip çıkın, bunlar tarihi eserler Sayın Bakan. Sonuç itibariyle şu cümlemle bitiriyorum Sayın Başkanım. Antalya'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen turizm çalıştayımızda çok sayıda değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeleri biz yine ayrıca bakanlığımıza ileteceğiz. Gerçekten turizmde hala çok sayıda eksikler var, sorunlar var. Bunların hızlı bir şekilde iyileştirmesi ve Türkiye'nin turizmden ve Antalya'nın turizmden hak ettiği payı fazlasıyla alması gerektiğini ifade ediyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürlerimiz kısa olduğu için bazı önemli tespitler yapıp önermeler şeklinde devam edeceğim. Dolmabahçe Sarayı ziyaretinde iki alternatif sunulmaktadır. Bir standart gezi var, bir de harem bölümünü içeren bir başka gezi var. Standart bölümde Atatürk'ün hayata veda ettiği oda görülememektedir. Yani bunun için ayrıca harem bölümüne gitmeniz gerekiyor. Halbuki Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaretini yapmak isteyen vatandaşların 10'da 9'u, belki de tamamı Atatürk'ün vefat ettiği odayı görmek ister. Burada iki bölümden de oranın ziyaret edeceği şekilde bir düzenleme yapmasını talep ettim. Oranın yöneticileri bunu olumlu karşıladı. Fakat bu orada kalmasın. Oranın her taraftan ziyarette, harem bölümü ve standart bölümüne ziyaret edilebilir olması lazım. Yani o şekilde önerme de yapabilirsiniz. Yani tamam. Şimdi diğer bir konu, atamızın ABD'li çocuk Curtis'le Fransa yazdığı bir mektup vardı. Bu mektubun sahibi tarafından 1998 yılında Türkiye'ye bağışlandı. Anıtkabir'de sergilenmek üzere. Bu mektup
kayboldu bir süre. Benim önergem üzerine ikinci meclis, ulustaki ikinci meclis binasının deposundan çıktı. Verdiğim soru önergesiyle beraber. Ve daha sonra ikinci meclis binasında sergilenmeye başladı. Bu mektubun Curtis LaFrance'ın vasiyetine uygun bir şekilde Anıtkabir'de sergilenmesiyle ilgili bir talepte bulundum. Buna red cevabı vermişsiniz. Bu konuda bir talep yok diyor. Talebin kendisi zaten Curtis LaFrance'ın vasiyetidir. Dolayısıyla bunun Anıtkabir'de Atatürk'ün çocuklarla ilişkili olan bölümünde, orada bir bölüm var, o bölümde sergilenmesine fayda var. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Diğer bir konu, bunu buraya üçüncü kere getiriyorum Sayın Bakan. Geçmiş iki bütçede de bu konuyu gündeme getirdim fakat bunu düzeltmediniz. Gelibolu tarihi alanda birçok hata var. Oradaki yapılan düzenlemelerde birçok hata var, birçok eksik var. Bunu defaatle alan başkanına da dile getirdim. Artık bunları düzeltmeyeceğiniz anlaşılıyor ama en azından şunu düzeltmenizi üçüncü kere talep ediyorum. Bakın orada Kireçtepe Jandarma Şehitliği var. Bu şehitlikte Atatürk'ün o zaman elini koyup resim çektirdiği harp mecmuasında çıkan şu görsel var. Bu görselin altında Mustafa Kemal yerine Enver Paşa yazıyor. İşte burada görseli var. Bunu defaatle düzeltin. Bu Atatürk'e saygısızlıktır dedim. Üçüncü bütçede bunu söylüyorum ve düzeltmiyorsunuz. Ve dahi bunun paslanmış şu anda. Hiçbir görsel görünmüyor. Şu halde olduğunu bilmenizi isterim. Şu şekilde paslanmış durumda. Bu anıtı da altındaki Enver Paşa'ya da düzeltmenizi istiyorum. Diğer bir konu, bu çok önemli. Kendi ilim Ordu'da 2500 yıl önce yapılmış. Tamam. 2500 tamam. 2500 yıl önceden kalma antik kent var. Kurul antik kenti. Dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde kurul antik kenti. Bu resme bakmanızı istiyorum. Bu kayaların üzerinde bunun altı bir taş ocağı tarafından oyulmaktadır. Bu konuyla ilgili de size soru önergesi gönderdim. Bakın bu taş ocağı tarafından bu antik kentin altı oyulmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bununla ilgili başvurularımıza henüz bir cevap verilmedi. Bu konuyla ilgili buranın sit alanı olduğundan mahkeme kararı var. Fakat uyduruk bir bilirkişi raporuyla bu hala taş ocağı devam ediyor. Ancak enteresan, bilirkişinin kendisi de televizyonlarda benim verdiğim rapor bu yönde değil diyor. Başka açıklamalar yapıyor. Buradaki karmaşaya son verin. Bu kültürel varlığımızı, 2500 yıllık varlığımızı korumak, kazanmak için buradaki yapıya bir an önce son vermenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.